Savcım, bu söyleyeceğimin çok da bir telafisi yok. Hatta telafisi yok. Ama yaptığım tek şey de zaten Sevkiyat'a haber vermek diye. Başka bir şey yapmadım ben. Sen de zaten o benim haber verdiğim Sevkiyat'ı yakaladın, ele geçirdin. Savcım. Ya savcım, sen benim bu annemin yazdığı mektubu niye bana daha önce vermedin ki zaten? Neden yani? Ben... Akgün, konuşmamız lazım. Yüz yüze. Ben Çeşme'deyim. Bu mesajı alınca beni hemen ara. Bekle, bekle. Sana da sıra gelecek Ahmet Kansız'a. Sana da sıra gelecek. Savcım. Savcım. Bütün saygımla. Söyleyeceğim şu ki... Ne diyeceksin? Köstebek bendim mi diyeceksin? Kasma ya. İçinden ne geliyorsa onu söyle oğlum, kasma. Savcı senin içini biliyor. Tamam, kasma, şey yapma yani. Git, söyle. Hadi oğlum. Sayın savcım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Kusura bakma ya, canım çok sıkkın. Ne oldu, hayırdır? Canan. Ne olmuş Canan Hanım'la ilgili? Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey oldu ya. Öyle bir şey geldi ki başımıza yani. Nasıl halledecek bu işi Canan? Perişan oldu kız ya. Latif Çoşkun var ya. Ne olmuş Latif? Öldürdüler adamı. Kaçmamış mıydı o ya? Kaçmıştı diyebiliyorduk biz de ama kaçmamış işte. Kaçmamış. Karısıyla konuşmak istemiş. Canan'la tanışmış kadınla. Çocuğunu falan görmüş. Kadını ikna etmiş. Kocanla konuş, teslim olsun diye. Adam da ikna olmuş. Tam benimle görüşecekti. Sadece bana teslim olmayı kabul etti. Ama işte... Ben nasıl öyle bir hata yaptım ya? Ben Canan'ı nasıl götürdüm yanımda ya? Canan ısrar etti benimle gelmek için. Buluşmaya Canan'ı da götürdüm. Latif'in teslim olacağı yere Canan'ı da götürdüm. Tam orada işte. Tam gelirken vurdular adamı. Gözlerimizin önünde. Bitti Canan. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Bu ikini nasıl bulmuşlar adamı? Yani kim bulmuş? Bir sızıntı var işte. İçeriden birisi bilgi sızdırıyor. Ben bunu çok uzun süredir biliyorum. Ve çok az kaldı. Yakalamama çok az kaldı. Ne yapacaksın ki savcım olunca? Elini kolunu sallaya sallaya gider, gelir. Yine olan olur yani. Yok işte öyle değil. Çok büyük bir ihanet bu. Çok büyük bir ihanet. İhanet ağır bir suçtur. Bedeli de çok ağır olacak. Ben şimdi biraz işim var. Çıkıyorum. Sen siteden ayrılma. Tamam. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ben sana inanmak istiyorum. Benim bildiğim tek bir şey var, o da bütün çocukların masum oldu. Sen iyi olanı görebilecek bir çocuksun. Bence babam seni eninde sonunda affeder. Mayası bozuk bir çocuk değilsin sen. Ben düşündüm, taşındım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Gönder beni. Olmuyor çünkü yani, ben yapamıyorum burada. Buramda baştan beri söylüyorum sana, tahammül edemiyorum artık diye. Lan o kadar dil döktük yani. Hala gitmekte ısrar ediyorsun yani. Öyle ama bize baştan beri söylüyorum zaten sana. Sen gerçekten adam olmaya hiç niyetin yoktu mu sen? Bu ne demek şimdi? Ne demek şimdi? Okuyabilirsin dedim. Güzel imkanlar sağlayabiliriz sana dedim. Elimizden ne geliyorsa yapacağız dedik. Yani hala gideceğim. Nereye gideceksin ya? Savcım ne okulu ya? Okuldan ayrılalı olmuş hayli zaman. Dönsem geri alırlar mı ki beni okula? Hem bu saatten sonra benden bir yol olmaz zaten. Hayır.
Ne yapacaksın? Ben, okuduğum kadar okudum zaten. Savcım ne demek ne yapacaksın ya? Hayır ne yapacaksın yani? İstanbul'a mı döneceksin? İstanbul'a dönmek istiyorum diyorum sana. Sen ne olacak sanıyorsun İstanbul'a dönünce? Hayır yani merak ediyorum ne olacak sanıyorsun? Dikeceğim kafana iki tane polis, evden çıkamayacaksın. Hani buradan farklı ne yaşayacağını sanıyorsun? Eski hayatına geri döneceğini falan mı sanıyorsun? Ben izin veririm mi öyle bir şey? Ya ister izin ver ister izin verme savcım. Ne alakası var şimdi bununla? Hem sen niye sinirleniyorsun ki? Bir sinirlenme bir yapma. Sen demedin bana ister kalırsın ister gidersin diye. Tamam işte son kararımı verdim. Gitmeyi seçiyorum. İster başıma polislik, ister beni kollarımla koltuğa kelepçele. Neyse ne, ben gitmek istiyorum artık. Böyle kararsızlıklar, belirsizlikler içinde ben hayatımı sürdüremiyorum. Ben yaşayamıyorum belki. Tamam. Madem bu kadar gitmek istiyorsun, bu kadar ısrarlısın. Yaparız ayarlamaları, düzenlemeleri. Göndeririz en kısa zamanda. Gerçekten buramda yani. Olmuyor. Ne zaman gönderirsin beni? O kadar yani. O kadar. Ben burama kadar geldim. Tamam ya. Yarın gidersin. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Yarın o zaman kesin diyorsun. Tamam, yarına çözüyoruz. Ben kalkıyorum şimdi, işim var. Nereye? İşte yarın gidecek adama da ben nereye gideceğimi anlatmayayım istiyorsan. Ne alakası var? Ne alakası var yani? O kadar yeni geçtik savcım, ayıp oluyor.